Misafirler, değerli konuklarımız, sevgili büyüklerim. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Küçükçekmece Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen bir kalem efendisinin 60. yazın hayatını anma ve hatırlama vefa programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Osman Akkuşak amcamızı hepimiz çok iyi tanıyoruz, biliyoruz. Bilenlere hatırlatma, bilmeyenlere de öğretme mahiyetinde kısa bir biyografisini sunduktan sonra programımıza devam edeceğiz ve 60. sene yazısını sizlerle paylaşacağız Osman amcamızın ve devamında kıymetli katılımcılarımızla birlikte tarihe belki de bugün hatıralara yolculuk yapacağız hep beraber. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yarım saatlik bir gecikmemiz oldu. Bunun için de aklınızı helal ediniz. Osman Akkuşak 1931'de doğdu. Yazı hayatına 1952 yılında başladı ve sırasıyla İstanbul Ekspres, Son Telgraf, Adalet, Zafer, Dünya, Tercüman, Son Havadis, Zaman, Güneş, Orta Doğu, Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde çalıştı ve yazılarını neşretti. Çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi ve lise müdürlüklerinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın neşriyat işlerinde görev aldı. İlim ve Sanat Bürosu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonu'nda çalıştı. Türkiye Edebiyat Cemiyeti'nin kurucu üyesi ve genel sekreteri olarak da hizmet etti. Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti'nin ikinci başkanlığını yaptı. Süratli Öğretmen Kılavuzu isimli eseri 1966'da neşredildi. Yayına hazır eserleri arasında Türk Edebiyatı Tarihi, Atasözleri, Emet Destanı piyes olarak, kompozisyon kitabı, Batı dillerinden gelen kelimeler sözlüğü ve
Osmanlıca, Türkçe, lügat bulunmaktadır. Şimdi de Osman amcamızın 60. sene yazısını birlikte paylaşacağız. Ardından konuklarımızla devam edeceğiz. Sevgili okuyucularım, bu fakiri Pür Taksir'in eline kalem aldığı günden beri tam 60 sene geçmiştir. Tornadan geçirilmiş ve uzun ince deliğine boya doldurulmuş bu sihirli değneği tam 60 yıl beyaz sayfalar üzerinde kaydırarak oynatıp durdum. Kağıt kaldırdım, biraz bekledim. Sonra yeniden kağıt üzerinde gezdirmeye başladım. Soldan sağa doğru yüzlerce, binlerce hece ve kelime yazdım. Kelimeleri cümle haline getirdim. Kafamın içinden seçtiğim fikirleri, gönlümden geçirdiğim duyguları peşi peşine sıraladım. Yazdım ha yazdım, yazdım da yazdım. Şimdi rahmetli olduğunu sandığım bir yakın arkadaşım, ressam Vedat Sümer, bana hep böyle söylerdi. Sen hep yazacaksın, sen hep yazmalısın derdi. Dediği gibi oldum, dediği gibi devam etti. Hep yazdım. Vedat Sümer'le Haydarpaşa Lisesi'nde beraber hocalık yapmıştık. 1960-1966 arası. Demek bana o sözleri en önce 1960'ta söylemiştir. Hanımı Yaşar Hanım tek güzel yemekler yapar. Evleri meslektaş, şair, yazar, gazetecilerden ibaret dost grubuna sık sık ziyafet mekanı olurdu. Bu Kadıköy grubunun içinde şair ve edebiyat öğretmeni Fikret Sarnak, Fransızca hocası Kemalettin Karamete, felsefeci Ziya Somar, felsefeci Vehip Tanla, edebiyat öğretmeni İzzet Deniçay, tarihçi gazeteci Cemal Yener, Doktor Nazım Aner, Doktor Şinasi Kazım Közer, edebiyat öğretmeni İbrahim Kutlu, ressam Mehmet Pesen, İngilizce öğretmeni Altan Çeliker gibi simaları hatırlıyorum. Bu vesileyle söylemeli ve hayırla yad etmeliyim ki Haydarpaşa Lisesi'nin o zamanki hocaları arasında şahsiyet sahibi örnek adam, örnek hoca niteliğinde pek çok okkalı adam bulunuyordu. Kimyacı Cemal Yeşilada, tarihçi Halil Berker, coğrafyacı Ekrem Teziş, matematikçi Latif Doğusoy, matematikçi Ali Karapaşoğlu, edebiyatçı Nevin Çetin, edebiyatçı Lütfi Yakün, Mahir İz, felsefeci Hatemi Senik Sarp, matematikçi Kenan Gün, matematikçi Ali Aran ve dahi fizikçi Yahya Kızılsümer. Öğretim üyesi bu zevatın bir kısmının yazdığı eserler ve ders kitapları, ayrıca fiilen gösterdikleri eğitimci performansı her türlü takdirin üstünde seyredilmiştir. Bu zevat, prensip sahibi gerçek birer mürebbi, gerçek birer ilim adamı hüviyeti sergilemişlerdir. O senelerde Haydarpaşa'dan mezun olmak, başarının ve istediğin fakülteye girmenin bir garantisi sayılıyordu. Genç yaşta o mektepte öğretim üyesi olarak bulunan bu fakir, bir taraftan da Baba Ali'de gazetecilik ve yazarlık faaliyetini devam ettirmiştir. Farid Rıfkı ve Bedi Faik'in Dünya Gazetesi'nde, sonradan Kemal Ilıcağ'ın sahibi olduğu Tercüman Gazetesi'nde çalışmışızdır. Tercüman'da Kadir Can Kaflı, Ahmet Kabaklı, Ali Rıza Alp, İlhan Bardakçı, Rauf Tamer, Reşat Ekrem Koçu, müdür ve editör olarak da Tevfik Erol, Saadettin Çulcu, Ünal Sakman, Ayoğlu İnter, Şemsi Sılgın, sporda Nejat Altav, Atilla Gökçe, karikatürde Cafer Zorlu hatırımda kalan isimlerdendir. 1952'de Ethem İzzet Benice'nin Son Telgraf gazetesinde yazmaya başladım. Ardından akşamları çıkan İstanbul Express gazetesinde muhabirlik, röportörlük ve yazarlık yaptım. Bu gazete Mithat Peren'in ve kardeşi Cevdet Peren'in mesleki ustalığı altında birçok gazetenin yetiştiği bir okul olmuştur. Ümit Deniz, Halit Kıvanç, Gökşin Sipahioğlu, Mehmet Ataker, Azmi Güler, Abdi İpekçi gibi isimler bu okulda yetişmişlerdir. Daha sonra 1950'li yılların ortalarında Ankara'da Adalet Gazetesi'nde yazdım. 1959'da Demokrat Parti Yayın Organı Zafer Gazetesi'nde çalıştım. Bahadır Dülger, Mümtaz Faik Fenik, Ragıp Akyavaş, Burhan Afaydın, Burhan Belge, gazetenin yazarları arasındaydılar. Bu muharrirler Türkçe ustası, üslup sahibi birer isim olarak iz bırakmışlardır. Zühtü Hilmi ve
Zühd-i İlmi Veli Beşe İdaresi, İdare Meclisi Reisi'ydi. Bir gün odasına memurluk yapan bir kişiyi, memurluk yapan kişiyi bakan olarak tayin etmeyeceksiniz demişti. Enteresandır, münakaşaya değer bir söz. O zaman genç bir yazı adamıyım. Bahadır Dülger'e, Bahadır abi dedim, siz gazetenin baş muharririsiniz, üstelik milletvekilisiniz. Ne zaman bakan olacaksınız? Cevabı şu oldu. Osman dedi, mecliste kürsüye canlı çıkıyorsunuz, sarf ettiğiniz bir söz yüzünden aynı kürsüden ölü iniyorsunuz. Benim biraz daha tecrübe kazanmam lazımdır. Siyasiler ve yazarlar arasında nefis muhasebesi yapan ciddi adamlar gördük. Sevgili okuyucularım, 1952 yılında benim bir sene veya bir buçuk sene gündelik gazete olarak çıkan Büyük Doğu Gazetesi'nde edebiyat sayfası hazırlamak gibi bir çalışma olmuştur. Size bu gazete yazan isimler arasında Raif Okan, Reşat Ekrem Koçu, Nahit Sırrı Örik, Sedat Zeki Öz, Celal Sılay, Cevat Rifat Atilhan, Salih Murat Özdilek, Abdurrahman Şeref Laç, Selami İzzet Sedes, Hüseyin Rahmi Yananlı gibi genç veya tecrübeli şahsiyetleri hatırladığımı söyleyebilirim. 60 senelik yazı hayatı, bir ömür vermişiz. Neler gördük, neler yazdık. Hangi birisini anlatayım sevgili okuyucular? Bir rüya mı desem, kafamda, gönlümde iz bırakan bir Seren Can dizisi mi desem, yüzlerce olayın, yüzlerce çehrenin gelip geçtiği bir sinema şeridi mi desem? Ruhumdaki tortusu bana hala enerjik ve canlılık veren kesif bir yaşantının ilahi armağanı mı desem bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa Yüce Mevla'ya şükür borcumu nasıl ödeyeceğimi bilemediğimdir. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Rabbim ömrümüzü bereketli kılsın inşallah. Şimdi 60 yıldan beri Osman amcamız yazıyor. Yazılarını okuyoruz, takip ediyoruz. 60 yıllık Seren Can'ı okuyanlar, birlikte hatıralarını paylaşanlar aramızda var. Onların, bugün Osman amcamızı biraz dinlendireceğiz belki de. Onunla ilgili görüşlerini değerli katılımcılarımız, değerli gazeteci abilerimiz bizimle paylaşacaklar. Evet, ben sözü daha fazla uzatmadan değerli katılımcılarımızı huzurlarınıza istirham ediyorum. Sayın Tevfik Korun, buyurun efendim. Sayın Orhan Okay, Sayın Mehmet Niyazi, Sayın Gülten Dayıoğlu ve tüm yönetmek üzere de Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Sayın Mahmut Bıyıklı Beyefendi huzurlarınıza istirham ediyorum. Buyurun efendim. Değerli misafirler, kıymetli dostlar. Bugün Osman amcamızın yazar hayatının 60. yılı dolayısıyla buradayız. Bu anlamlı günde vefa göstererek buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, Osman Akkuşak 60 yıl boyunca yazdıkça gençleşen, yazdıkça güzelleşen bir ağabeyimiz, bir üstadımız. Bugün bu anlamlı programa katkılarından dolayı başta Küçükçekmece Belediyesi'ne ve Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu'na teşekkür etmek istiyorum efendim. Şimdi panelimize ilk olarak Mehmet Niyazi Bey ile başlayacağız. Mehmet Niyazi Bey'den bir Osman Akkuşak portresi isteyeceğiz efendim. Buyursunlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Ben Haydarpaşa Lisesi'nde okurken Mahir İz hocamızın yönlendirmesiyle Büyük Doğu'ya abone olmuş. Kader olarak da varlıklı bir aileden geliyorduk. Kafamızda İslami bazı şeyler sokulmuş. Ama Türkiye'de bizim inancımızı paylaşan pek de nişanı yoktu. Kutlu Altun'un kitap evinden Rahmet Bin Bozkaz'la beraber çıktık. Ben Hilmi abiyi kızdırmak çok isterdim. Dedim ya kafamıza çok şeyler soktunuz, hiçbir şey olacağı yok. Bizi ne hale getirdiniz, ne söylüyorsun dedi. Osman Akkuşak talebe yetiştiriyor dedi. İlk defa Osman abinin adını Hilmi Bozkaz abiyle böyle öğrenmiş oldum. Tabii o zaman bizim gidip geldiğimiz yer, bana göre üniversitemden daha önemli olan Marmara Kıraathanesi'ydi. Tabii o insanlar artık yok, şimdi bazıları o ismi eşletmek istiyor ama orada bir Hükümün Ali Cinanç yoksa, Emin Ali Çavlı Bey yoksa, ne bileyim Nuri Karayüklü yoksa, Ziya Nur Aksuner o günler yoksa, Marmara'nın da teşekkür etmesi ve onlar gibi büyükler yoksa mümkün değil. İzzettin Şadan da yoksa mümkün değil. Sonra Osman abi Marmara kahvesinde tanıdık. Tabii dostlarımız belki uzun konuşacaklar. Ben birkaç çizgi çizmek istiyorum. Hep dikkat etmişimdir, dikkatime çarpmıştır. Ben Osman abide hiç bu balaya şahit olmadım. Yalana kesinlikle şahit olmadı. Dobra dobra bir adamdı. Ama bu dobralığında da kabalığına kaçtığını da gördüm. Ama lafını da esirgemez. Mesela bir abimiz kitaplar yazıyor. Burada onların hiç adını vermiyorum. Bana dedi konuyu getirin. 15 gün sonra kitabı alın matbaaya götürün. Mesela violonsel çalma nasıl öğrenilir? Ben kitabı yazarım. Violonsel çalmayı bilmem ama okuyan violonsel perfect çalar. Osman abi de diyor ki ya bir dahiyle ya bir şarlatanla karşı karşıya. Bunu yaparsın yapamazsın hiçbir arkadaşa. Osman abi gir diyor yani. Sonra bir başka abimiz için bir arkadaş diyor ki ya bu da kendini kitap yazdığını söylüyor. Kesip kesip yapıştırıyor, alt alta getiriyor. Kitap olarak matbaaya verip yayınlatıyor. O sıra bize diyor ki iyi ki öyle yapıyor. Ne kendisi yazsa ne hezeler Ben Osman abi bizim abimizdi, Marmara bir başka dünyaydı. Biz Osman abiyi orada abi olarak bildik. Ve bu dünyadan da böyle abi olarak bildik, geçip gideceğiz inşallah. Benim hayatımda ilk defa telif, yani yazı karşılığı para, Osman abi sayesinde aldım, belki unutmuştur. Evrenbaş'la bir konuşmasında hadis okumuştu. Ecevit, yani Enver Paşa'yı kritik etmiştir, hadis okuyamazsın, burası layık bir devlettir diye. Türkiye Gazetesi de Osman abiye buna karşı bir yazı yaz demiş. Osman abi dedi ki bana sen hukukçusun, sen şu yazıyı yazıver. Ben yazdım, Türkiye Gazetesi'nde yayınlandı. Unuttum 10 lira mıydı, 10 bin lira paralar hep değiştiği için. 10 lira bir para aldık, Osman abiyle o parayı bölüştük. Benim hayatta da ilk aldığım telif o olmuştu. Yavrum niye bölüşüyorsun? Senin hakkını... Anasın, sen misin? Olmasan benim gibi garibimden yazdım. Hiç yapmasın, Osman abi. Öyleydi. Bölüşmüştük yani, gayet iyi hatırlıyorum. Senden rüşvet mi aldım yani? Estağfurullah. Rüşvet almadın, ben gönüllü verdim. Ben seni de anmak istemedim hatta bir ikramını. Biz senin ikramını gerek para olsun gerek yemek olsun çok görmüşüzdür.
aramızda para alışverişi veya da ikram alışverişi mühim değildir de. Benim için mühim olan şu ilk defa telif olarak senin kanalıyla şüphesiz. Ben telif parası gördüm. Seni ama yazmaya da ben gazete makalesi olarak yazmaya ben mecbur ettim. Hatırlıyor musun? Doğrudur, evet. Şevket abiyle. Evet. Evet, doğru. Şimdi tabi Osman abi, Necip Fazıl Üstadımızın çok yakındır. Onunla beraber çok maceraları vardır. Çok enteresan, gayretli bir hayatı vardır. Ben birkaç kişinin yazısını okudum. Her gün 3-5 gazete alırım, haberlere bakarım. Okuduğum yazılardan birisi de mutlaka Osman Akkuşak'ın yazısıdır. Güzel, seriz, abartma yok, eksik de pek bırakmaz. Ve bu yazı bana her zaman rehber olmuştur. Zaman zaman kendisiyle karşılaştığımız zaman, abi bugün Peyami Safa yandırırcasına, kusura bakma, ben Peyami Safa'nın üzerinde pek şey bilmiyorum, yazı yazmışsın. Hakikaten Osman abi yazdığı yazı, okunacak yazılar yazmaktadır. Bizim abimizdir. Allah kendilerine uzun ömürler versin. Ben lafı kısa kesiyorum. Düşerse yine aklımızda kalanlardan söz etmeye çalışırız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Mehmet Niyazi Bey'e biz de teşekkür ediyoruz efendim. Mehmet Niyazi Bey'in vurguladığı İstanbul Beyefendiliği Osman amcada. Biz de programın başlığını bir kalem efendisi olarak belirttik. Gerçekten Osman amca bunu hak eden bir kalem erbabı, kalem ustası. Evet değerli dostlar, Osman Akkuşak'ın yakın dostlarından Profesör Doktor Orhan Apa'yı dinleyeceğiz efendim. Buyursunlar. Efendim evvela her şeyden önce bu kaderşinasça toponhtiyi tertip eden Yazarlar Birliği'ne ve Küçükçekmece Belediyesi'ne teşekkür etmek isterim. Efendim, Osman yazı hayatının 60. yılı, bizim de dostluğumuzun 61. yılı. Demek ki tanıştıktan bir sene sonra yazı yazmaya başlamışsın. Tam hatırlayamıyorum onları. Bazı arkadaşlıklar unutulmaz ve derin izler bırakır. Bunlar mesela hapishane arkadaşlığı, hastane arkadaşlığı, asker arkadaşlığı, geceli gündüzlü beraber olan insanların arkadaşlığı. Bizim de Osman'la arkadaşlığımız bir yatılı mektep arkadaşlığıydı. Bu da unutulmaz izler bıraktı üzerimizde. Ben 1951 Şubat'ında kapatılıp yeniden açılan Yüksek Öğretmen Okulu'na girmiştim. 1951 Şubat'ı Çapa'daki o Mimar Kemalettin binasında 4 katlı muazzam bir bina bizim için. Orada eğitim enstitüsü de bulunuyordu. İlk öğretmen okulu da bulunuyordu. Orada Osman'la tanışmakta geç kalmadık. Hemen dostluğumuz başladı. O eğitim enstitüsünün, o da birinci sınıfındaydı galiba. Yaşlarımız aynıdır yahut belki 1-2 yaş büyük olabilir benden. Sıkı bir dostluğumuz oldu. Gece gündüz beraberdik. Yani gündüzleri ben fakülteye gidiyordum ama gene oradan çıktıktan sonra uzun zaman hep beraber oluyorduk. Geceliği, yatakhanelerimiz de aynıydı, yemekhanelerimiz de aynıydı. Büyük dostluklarımız oldu o yıllarda. Heyecanlı, gençliğin heyecanlı yıllarında. Bugün böyle yaşlanmış ve yumuşamış haline bakıp da gençliğinde de böyle olduğunu zannetmeyin. Kavgacı ve mücadeleci bir insandı. Münakaşalarında çok şiddetti. O aramızda küçük bir fark vardı yalnız. O Necip Fazıl'ın çevresindeydi daha çok. Ben de Nurettin Topçu'nun çevresindeydim.
Ama dünya görüşlerimizde hiçbir fark yoktu netice itibariyle. Hatta beni o Nefi Fazıl'ın evine de ilk defa o götürmüştü. İlk defa ve son defa ben. Bir daha tekrar gitmedim. Bir akşam eğitim enstitüsündeki iki arkadaşımla beraber, biri Muhittin'di, biri de unuttuğumdan iki arkadaşla beraber Nefi Fazıl'ın evine gittik. Muhittin Kirişçioğlu. Evet, İbrikli. Evet, birisi daha vardı. Onlar beraber Nefi Fazıl. O zaman modada dalga sokmak, 12 numara mı neydi galiba, öyle kalmış aklımda Nefi Fazıl'ın evi. Gece geç saate kadar orada kaldık. Sonra beraber döndük Çapo'ya. Ben yeni şeyle, Osman Akkuşak'la 1952 senesinin sonuna kadar galiba, 1952'de mezun olmuştun sen, öğretmen olarak gittin, biz de okumaya devam ettik. Aradan birkaç sene geçti, o arada mektuplaşmadık yani Osmanlılar, mektuplaşmamız olmadı hiç. Ben ilk hocalığımı Artvin'de yaptım. Ondan sonra askere gittim. Asker dönüşü Diyarbakır'a geldim. Diyarbakır'da hocalık yaparken bir gün Osman Çık'a geldi. Diyarbakır Lisesi'nde. İkimiz de bekarız ve bekarlara ayrılan bir 5-6 kişilik bir odada yatıp kalkıyoruz. Hocalık yapıyoruz. Orada da böylece herhalde en az 1 sene beraber hocalık yaptık. Çok güzel günlerimiz oldu Diyarbakır'da. Sonra ben Erzurum'a gittim ve orada 36 sene hocalık yaptım. Yani büyük bir ömrümün 40 senesi ağırlıkta geçti. Osmanlı'la ilişkilerimiz olmadı fazla. Gazetelerde yazılarını okuyordum. O da Anadolu'nun bazı yerlerinde hocalık yaptı. İstanbul'a da geldi. Çok nadir olarak tesadüfen karşılaştık birkaç yerde. Onun dışında ben emekli olarak gelene kadar bir daha görüşmemiş kısmet olmadı. Osman'ın kavgacı tarafından bahsettim. O, kısaca burada bir bunun bir ifadesini söylemek isterim. Asıl hikayeyi herhalde kendisi anlatır zannediyorum. Bir gün gündüz gidiyor. O ders olmadığı saatler bu halde Büyük Doğu'ya filan gidiyor. Nezik Bazı'dan haberler getiriyor bize. Dergi nasıl çıkıyor vesaire filan. Bir gün geldi dedi ki, Nezik Bazı'la kavga ettim. Nasıl kavga ettiğini de anlattı. Ama ben onu anlatmayayım. Kendisi daha iyi hatırlar herhalde de, ayrıntılarıyla. Tabii sonra Üstad kimine tekrar kavga etmemiştir. Efendim? Üstad kime tahakküm etmemiştir? Evet, evet. Ona itiraz edenlerin içinde bir ben varımdır yani, başka. Tahmin ediyorum, evet. Yani Necip Fazıl'ın dostluğu da, kavgaları da zor bir adamdı. Herhalde daha sonra tekrar barıştılar zannediyorum. Nereden biliyorum onu da? Necip Fazıl hatıralarında, hapishane hatıraları arasında diyor ki Osman'dan almış olduğum, Osman'ın hediye ettiği şimendifer saati yanımda.